Çok yaşa. Gerçi ağaç tepelerinde gezersen böyle olur ama... Neyse. İyi misin bari? Yok bir şeyim. Ay. Sıcak demiştim ben sana. Hiç dikkat etmiyorsun. Ver bakayım elini. Yok yok bir şey olmadı. Ben yaparım. Sen dinlen biraz. Bugün çok yoruldum. Yok yok. Birlikte yaparız. Hayır ben yaparım dedim sana. Birlikte yapalım. Tamam birlikte yapalım. 30 senelik evlilermiş. Yuh be. 30 yıllık evlilik mi olurmuş? O nasıl şey öyle? Öykü nasıl bir tepki bu ya? Kusura bakma canım. Ben inanmıyorum öyle şeylere. Milyonda bir oluyor işte. Biz de evlenecektik. Belki bizimki de 30 sene sürerdi. Canım, yalnız biz şakacıktan evleniyorduk. Ki onu bile yapamadık. Bırak evlenmeyi, sevgili bile olamadık. Vallahi çok acımasızsın Öykü. Kusura bakma, gerçekler acıdır. Ya Ayaz, bana geliyor bazen böyle biliyor musun? Bir deliriyorum. Tabii insanın nikah masasında böyle kalınca bir travma oluyor. Ya, pek sempatik olmuyor. Ya peki sana tersini ispatlarsam unutur musun? Mete? Senin ne işin var burada? Nasıl buldun bizi ya? Boş verin nasıl bulduğumu şimdi. Hemen İstanbul'a dönmemiz lazım. Yani başımızdaki bela giderek büyüyor ve ben artık baş edemiyorum. Ne belası ya? Hayırdır ne oluyor? Aa, Ayaz anlatmadı mı? Niye anlatmıyorsun ya neden? Madem ortada bu kadar büyük bir sorun var benim niye haberim yok? Gerçekten bravo. Anlatamadım çünkü bitmesini istedim. Ya bu sahte evlilik oyununun bitmesini istedim. Ya ama senin işin söz konusu burada. Ya umurumda değil iş falan. Benim için tek sen önemlisin. Ben önemliyim. Ben önemliyim öyle mi? O zaman gelseydin nikaha, imzayı sen atsaydın Ayaz. Ya çocuklar bir kavga etmeyin. Hakikaten gerek yok ya. Yani bu evcilik oyununu bir süre daha devam ettireceğiz işte o kadar. Hayır abi devam etmeyeceğiz. Doğruyu söyleyeceğiz. Mecburuz Ayaz. Bitmeyecek. Ya bu oyuna devam etmek zorundayız. Sen bunun neresini anlamıyorsun? Seçimini yap Öykü. Beni zorlama Ayaz. Ya Mete benim en zor günümde yanımdaydı. Sen şimdi bana onu ortada mı bırak diyorsun? Sakın zorlama beni Ayaz bu konuda sakın. Ya lütfen kavga etmeyin hakikaten gerek yok. Bir dakika ya. Ben zaten seçim yapmak zorunda falan değilim ki. Neyin seçimini yapacağım? Neyiz biz? Sevgili miyiz? Hayır. Evli miyiz? Hayır. Arkadaşız değil mi? Evet, arada bir arkadaş oluyoruz, pardon. Kalk Mete, kalk. Gidiyoruz. Sana atkı öreceğim dedim ya, öreceğim. Çünkü ben sözümü tutarım. Hadi Mete, gidiyoruz. Atladım. İki, üç. Uyuz işte, uyuzun önde gideni. Hayır yani, doğruyu söyleyeceğim diyor ya. Bayağı tutuldu, doğruyu söyleyeceğim diyor. Biz ona diyoruz ki, işinden olacaksın diyoruz. Doğruyu söyleyeceğim ben diyor. Hayır, ben o kadar kötü müyüm ya? Ben seni nasıl işinden edeyim? O kadar emek vermişsin. Nasıl yapayım bunu? İki, tersten, üç. Sen bilmiyor musun acaba? Doğru söyleyen 9 köyden kovuyorlar. Haberin yok mu bundan? Bu evcilik oyununun oynanması gerekiyorsa oynanacak. Bitti. Tabii ama evcilik oyunumuza devam edebilmek için önce Ayaz Bey'i ikna etmemiz gerekiyor. Mete, zaten cinlerim tepemde. Bana Ayaz falan deme istersen şu an. Sen yarın gidiyorsun, o röportajı ayarlıyorsun. Biz de yeni evli, mutlu bir çift gibi çıkıyoruz karşılarına. Nokta. Bitti. Ben arkadaşıma yardım edeceğim.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.